Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala tekrar tekrar bizi bir araya getirdiği için sonsuz hamdü senalar olsun. Ahir zamanda yaşıyoruz. Bazen ne olacak bu memleketin hali diyoruz veya ne olacak bu insanların hali ne olacak bizim halimiz birçok günahları irtikab ediyoruz farkında değiliz. Birçok hataları, kusurları hata değilmiş gibi yapıyoruz. Böyle bir sabaha uyanıyoruz ki her geçen gün mekruh bildiğimiz, kötü bildiğimiz ne varsa onlar meşru hale geliyor. Yani asıl meşru olanı, mağruf olanı, yani Allah Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin sünneti olan, dinimizin direği olan birçok işleri yüksek sesle ifade etmekten aciz kalıyoruz. Ne gibi? Mesela tesettür gibi. Ne gibi? Mesela namaz gibi. Ne gibi? Mesela müminlerin müminlere kardeşliği gibi. Daha çok örnekleri var. El bir başkası falanca filanca şuna ulaşmış. Ben de şunu yapacağım. Yok kredi çekeceğim. Bunların hepsi bizim daha düne kadar meşru görmediğimiz, maruf görmediğimiz münker gördüğümüz kötü ve çirkin ahlak olarak gördüğümüz işler ama bunlara engel olmaya gücümüz yetmiyor. Allah Teala hepimize şuurlar ihsan etsin. Ahir zamanda özellikle marufun münker kabul edildiği bir döneme giriyoruz. Allah Teala hepimizi zamanın fitnelerinden muhafaza etsin. Helal lokma peşinde koşmak neredeyse iyice azalmış durumda. Bizim tüccarlarımız görünen yani bizim kesimin diyelim. Adet oldu ya. Adet bizim kesimin tüccarları. Bizim kesimin iş adamları hatta tüccar da demiyoruz artık. İş adamı diyoruz. İş insanı diyoruz hatta daha abartılı değil mi? En kötülerimiz. En ahmaklarımız. Bize yol gösterecek olanlar işte okullarda eski tabirle muallimlerimiz, şimdiki tabirle öğretmenlerimiz kötü huyları olanlar. Doktorlarımız insanların canlarını almaya çalışanlar vesaire vesaire toplum biliyorsunuz nereye geldik? Ne hale geldik? Ve gittikçe değerlerimizi yitirir hale geldik. Allah Teala bunlardan muhafaza etsin hepimizi. Yine ahir zamanda İslam'ın emirlerini Allah'ın emirlerine sarılmak kor ateşi tutmak kadar zor gelecek ve o zamanlara uyanıyoruz. Allah Teala İslam'la bizi şereflendirsin. İslam olmaktan başka hiçbir şekilde canımızı almasın. Ya eyyühellezine amenüttekullâhı hakkı tıkatih ve temutun illa ve entum muslimun. Ey iman edenler hakkıyla Allah'tan korkun. Ciddi manada. Her an o beni gözetliyor diye korkmak. Ve ondan başka hiçbir kimseye, hiçbir merciye yönelmeksizin sadece ona yönelmek. Hakkıyla ona yönelmek. En yüce sevgiyle ona yönelmek. Ondan başkasını sevmemek. Hakkıyla Allah'tan korkun. Ve Müslüman olmaktan başka hiçbir surette ölmeyin. Bu Müslümandır diyecek şekilde yaşamamız lazım. bu adam Müslümandır diye. Velev ki ayıp görsünler, velev ki dalga geçsinler, velev ki küçük görsünler. Biz İslam'ımızdan şaşmayalım. Kendimiz her türlü yalanı söyleyip çocuklarımızı terbiye etmeye çalışanlardan olmayalım. Biz kendimizi terbiye etmeye gayret edelim ki çocuklarımız bizimle bize bakarak düzelsinler. İş bizde bitiyor. Gayretimizi kullanmamız lazım. İslam'ı ahlakla yürümekle ilgili gayretimizi kullanmak için de mutlaka mutlaka dostumuzu, ehbabımızı, beraberce yürüyeceğimiz yol arkadaşlarımızı çoğaltmamız lazım. Allah Teala hepimize şuurlar ihsan etsin. Evet. Allah Teala hem dünyalık hem uhrevi felaketlerden hepimizi muhafaza etsin. Evet. Söylenecek belki çok şey var. Ancak bu kadarla iktifa edelim. Belki birkaç kelam birçok kitaptan daha kıymetli gelir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.